Karşımda papazlar takımının değerli kaptanı Serkan hocam var. Serkan hocam, ilk maçı 3-1 kazanmanıza rağmen ikinci maçta biraz daha oyun olarak belki düşük kaldınız ama penaltılarla turu geçmeyi başardınız. Ona mal vermediniz. Kaliteli oyuncuları vurdu penaltı vuruşlarıyla. Bir üst turdasınız. Neler söylemek istersin? Papazlar dolu düzgün devam ediyor diyebilir miyiz? Ya kesinlikle diyebiliriz. Bugün maçı hak eden kazandı. Bunda sanırım herkes hemfikirdir. Ama biz bu playoff heyecanını bütün arkadaşlarımız yaşasın istedik. O sebeple yine rotasyonda çıktık sahaya. Bazı kaliteli ayaklarımızı da kenarda bıraktık. Bazı ayaklarımız oynadı. Maç içerisinde yine rotasyon yaptık. Bir şeyler denedik. Bu takımın kaptan olduğum için gurur duyuyorum. Onu söyleyeyim. Elenseydik de gurur duyacaktım. Çünkü yani bu takım çok iyi dostların, çok iyi arkadaşların takımı. Ben bunu ısrarla söyledim. 100 kere söyleyeceğim. Gerekirse 1000 kere söyleyeceğim. Bizim için bugün skor hiç önemli değil. Biz bugün yenilseydik de, elenseydik de çayımızı içip tatlımızı yiyecektik. Göksel abi gibi bir değerle aynı turnuvada olmak bizim için çok büyük bir gururdur, onurdur. Winnowtu West takımını tebrik ediyorum. Turnuvanın en iyi takımı, takım olarak en iyi takım olduklarını düşünüyorum. Bugün de sahaya bence çıkabilecekleri en iyi takımla çıktılar. Bu da bize ve turnuvaya ne kadar önem verdiklerini gösteren bir parametre. Dediğim gibi penaltılarla doğrusu tur geçtiğimiz için çok mutluyuz. Maç içerisinde özgüven erozyonu yaşamış arkadaşlarımızın da bu penaltılarla tekrar özgüvenlerini sağlamış olduklarını görmek beni mutlu etti. Bu diğer maça yansır muhtemelen moral olarak. Diğer maça daha hazır geliyorlar. Yansır. Yani Bora'nın iyi bir maç çıkarttığını düşünmüyorum. Ama bize maçı kurtardı, penaltıyla Bora getirdi. Buran da çok iyi maç çıkarttığını düşünmüyorum. Ama son penaltıyı atarak turu bize getirdi. Fefe şahane bir penaltı kullandı. Çok çok önemli. Turnuva dışı bir maçta kaçırdığı penaltıyla belki diğer takımını turnuvadan eterek bir özgüven erozyonuna uğramıştı. O yüzden en son penaltıyı atmak istedi. Ama mükemmel bir penaltı attı. En azından bu dakikadan sonra papazlar takımın ayağı yere daha sağlam basacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Katıldığın çoğu turnuvada genelde içinde bulunduğun takımlar bir şekilde en üst sıraya adını yazdırıyor. Hem burada olsun, yolunda dolu düzgün devam ediyor, hem de farklı bir turnuvada olsun ki yakinen takip ediyoruz. Bugün yolunuza dolu düzgün devam ediyorsunuz. Serkan Demir'in buradaki faktörü nedir? Şunu söyleyeyim. Zor bir soru. Yani bunu bir cümleyle açıklamak çok kolay değil. Diğer takımımda çünkü da çünkü bulunduğunuz takım şunu içerisinde yazdım. Aynen yazdığım cümleyi burada da okuyorum. Dedim ki bu takım grubunda papazlardan bahsetmek istemiyorum. Burası farklı bir oluşum. Fakat bu iki takımın ortak bir noktası var. Bu iki takımdaki herkes çok iyi dost ve çok iyi arkadaş. Kardeşlik düzeyinde ilişkileri var. Bizi winner yapan kardeşliğimiz, futbol kalitemiz değil. Yani sahadaki birliğimiz, beraberliğimiz, birbirimize inancımız. Serkan Demir'in bu olaydaki katkısı şu. Ya ben sevdiğimi tam severim. Eyvallah. Ben sevdiğimi tam severim. Birini sevdiysem o benim için kardeşlik mertebesindedir. Onu her şeyini severim, kabullenirim. O sebeple takım arkadaşlarımın da bana olan sevgisini beynimde, yüreğimde sonuna kadar hissediyorum. Onların kaptan olmaktan da belki de saha içerisinde liderler olmaktan da onur ve gurur duyuyorum. Bir dahaki turda başarılar diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bravo Aziz! Bravo Aziz! Bravo Aziz! Bravo Aziz! Bravo! Karşımda Winnowtu West'ten Göksel hocam var. İlk maçı 3-1 kaybetmenize rağmen ikinci maçı büyük bir istekle, büyük bir iştahla 2-0 galip bitirdiniz. Penaltılar sonucunda elendiniz. Ama Windows'un gücünü de sahada göstermeye başardınız. Neler söylemek istersin gibi soru. Şimdi bu günlük performanslar çok önemli. Yani iki takım arasında hani onar maç oynansa belki 5'ini biri kazanır, 5'ini biri kazanır, 6'sını biri kazanır, 4'ünü biri kazanır. Tam da öyle oldu. İlk maçı biz
kaybettik. İkinci maçı kazandık. Aşağı yukarı aynı skorlarla kazandık. Neticesinde penaltı oldu. Penaltıda da tek penaltı farkıyla maçı kaybettik. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah daha çok maçlar oynarız. Turnuva harici, turnuva dahilinde. Önemli olan maçı oynamış olmak. Windows'un kalitesini gösterdiniz. Peki turnuva genelinde neler söylemek istersin? Turnuvadan keyif aldınız mı? Olumlu olumsuz tarafları nasıl değerlendirirsin? Turnuva ile alakalı olarak yani biz zaten beklentilerimizin karşılayacağı düşüncesiyle turnuvaya katıldık, lige katıldık. Yani büyük oranda karşıladığını düşünüyorum. Sadece biz şahsi olarak biraz uzaktan geliyoruz. O açıdan zorlanıyoruz. Onun için lokasyonun yapabileceği bir şey yok. Yani biz de uzaktan gelme sabrı oldukça devam ederiz. Çok teşekkürler Göksel Hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Eyvallah. Bravo. Hocam tebrikler. Beyler, ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık beyler.